Bunlara bu vatana verecek ben kendim de verebilirim. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut hattında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerden 22 yaşındaki sözleşmeli er Ertuğrul Ulupınar, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hükümet konağı önündeki cenaze töreni öncesi şehidin naaşı son kez helallik için baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları ve komşuları tabut başında gözyaşı dökerken baba Nebi Ulupınar'ın evladının Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı. Askeri gibi tek başına bir tabura kafa tutacak kadar kahramandı. Oğlunun onurlu bir Türk askeri gibi tek başına bir tabura kafa tutacak kadar kahraman, karıncayı incitmeyecek kadar da şefkatli olduğunu söyleyen baba Ulupınar, teröristleri lanetleyerek vatan sağ olsun dedi. Karıncayı bile incitmeyecek kadar şefkatliydi. Ona ancak hain pusularla böyle tabuta koyabilirlerdi. Evet. Belki bugün bizim acımız ama onların ölülerinde böyle tabuta da koyamıyorlar. 1 metrekare toprağa da koyamıyorlar. Benim sizden isteğim canım oğluma, kıymetli oğluma haklarınızı helal etmeniz. Benim çınarımdı bu. Annesi, kardeşleri, yeğenleri komple dimdik ayakta olacağız. Geride iki tane daha çınarım var. Ona ve onun yandaşlarına lanetliyorum. Bunlara bu vatana verecek ben kendim de verebilirim. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun.